Duyduk, duymadık demeyin. Haşim Bey'in aranan köpeğinin kuduz olduğu anlaşılmıştır. Duyduk, duymadık demeyin. Köpeğin ısırdığı kimseler varsa derhal belediyeye gelmeleri hususunda emir vardır. Baba. O köpek beni de ısırmıştı babam. Arkadaşlar, şimdi belediye reisimiz mevzu ile alakalı izahatta bulunacaktır. Hemşerilerim, mühim bir vaka ile karşı karşıyayız. Köpek kuduz muydu, değil miydi bilmiyoruz. Fakat öldüren avcı kuduzdu diye ısrar etmektedir. Öyle de böyle de olsa çocuklarımızın hayatını kadere bırakamayız. Ne oluyor be? Kasabamızda kuduz aşısı serum maalesef yoktur. Sıhhiye memuru arkadaşımız köpeğin ısırdığı çocukların aşağı kasabaya gidip derhal aşı olmalarını istemektedir. Kuduz hastalığı köpek ısırdıktan en geç 12 gün içinde aşıya başlanmazsa öldürür. Başka ilacı, başka hiçbir tedavisi yoktur. Çocukların o şüpheli köpek tarafından 9 gün önce ısırıldıkları tespit edilmiştir. Demek telaşa lüzum yok, 3 gün vaktimiz var. Hesabımızda herhangi bir yanılma olabilir. Bazı bünyeler zayıf olabilir. Çocuklarımız bir an önce yola düşmeli. Tedavi süresince sabah gidilecek, akşam dönülecek. Kim götürecek çocuklarımızı? Binek atları ve bir vazifeli tahsis ederiz. Yalnız bir iki veli de çocuklarla beraber gitmeli. Sırayla bu işi yaparsanız işinizden de kalmazsınız. Hey yaşasın, gidiyoruz. İlk gün ben götürürüm. Ötekileri de torunum kadar severim. Hepsine mukayyet olurum. İkinci güne de ben talibim. Gelemiyorsun, gelemiyorsun. Sen gelmiyorsun ya. Necip! Ne oldu, nereye gidiyorsunuz? Aşağı kasabaya, hem de atlarla. Başımızda da aşı eline. Niye ki? Köpek ısırdı ya bizi. Aşı olmaya gideceğiz. Beni ısırmadı. Biliyorum, Osman'ı da ısırmadı. Ben de gelemez miyim? Isırmış olsaydı gelirdin. Aklıma bir şey geldi. Gidip kolumu keseceğim. Sonra da köpek ısırdı diyeceğim. Yutarlar mı? Yuttururum ben. Sen kimseye söyleme. Tamam, söylemem. Çocuk kasabaya iniyorlarmış. Kuduz aşısı olmaya, aşı serum yaptırmaya. Evet, duydum. Diyelim ki avcı salağa doğru söyledi. Köpeğimiz kuduzdu. O gün seni de ısırdı mıydı arkadaşlarınla beraber? Hayır baba. Soyun. Her tarafına bakacağım. Bir telgraf geldi ağam. Vilayetteki depoları basmışlar. Arabayı hazırla. Hemen gidiyorum. Güle güle. Üzmeyin Ayşe ninenizi ha. Hiç merak etmeyin. Gözüm gibi bakarım. Durun! Hey! Durun bekleyin. Durun diyorum. Durun. Dur hele biraz.
Ayşe bacı, Ayşe bacı! Benim oğlumu da ısırmış köpek! At arkama! Hadi, hadi, hadi gidelim! Oğlum açık olsun! Nine, onu köpek ısırmadı ki! Sen ne biliyorsun, ısırmıştır! Isırdı, köpek ısırmadı ki! Niye geliyor? Sen karışmasan ulan! Hastanemizde mevcut kuduz aşısı yok. Çocukların derhal vilayet hastanesine gitmeleri lazım. Şimdi sizi belediyeye göndereceğim. Orada gereken her şeyi yaparlar. Sağ ol doktor bey. Yalnız şunlara dikkat edin. Yolda giderken aralarında sudan, ateşten, rüzgardan korkan olursa hastalık başlamış demektir. Gider gitmez siz de aşı olun. Yolda da kimseyle temas ettirmeyin. Aşı denilen o ilaçtan burada yokmuş. Anca vilayet hastanesinde bulunurmuş. Susun! Bu efendi şimdi bizi belediyeye götürecek. Hadi gidiyoruz. Sen de kasabaya haber götür. Olur bacım. Bizi meraklanmasınlar. Tren biletlerinizi aldıracağım. Hiç merak etmeyin. Vilayete telefon edip alakalı mercilere durumu bildireceğim. İnşallah zamanında yetişirsiniz. Şimdiden geçmiş olsun. Eksik olma beyim. Allah hepinizden razı olsun. Vilayette trenimiz yaklaşma geldi ki. Yaklaşma trenimiz geldi. Bana ne oluyor? Allah Allah. Ya. Çocuklar, 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 siz dağılmayın, orada durun ha. Olur nene. Buyurun biletleriniz. Trenin ne zaman geleceği belli değilmiş. Ne yapacağız efendi oğlum? Beklemekten başka çare yok teyzeciğim. Ben gidiyorum. Allah yardımcınız olsun. Peki hani Ayşe nine nerede? Nerede? Hadi gidiyoruz. Sorma Yakup başımıza gelenleri. Ağanın köpeği kuduzmuş. Isırmış hepsini. Vilayete aşıya gidiyoruz. 3 gün içinde yetişmemiz lazım. Tren de ortada yok. Ya sen nereye? Ben de oraya Ayşe teyze. Hep beraber gideriz. Buraları terk edecek adam mıydın sen? Musa kafiriyle Fadik Kara inatlarından vazgeçmediler. Seni de Gülsüm'ü de heder ettiler. Ziyan ettiler. Kim bilir? Belki de ben yanlış ettim. Haddimi bilemedim. Kaptırdım kendimi. Neyse teyzem. Bak şu çocukları. Bak şu canları. Şimdi bunlar önemli. Seninle beraberim sonuna kadar. Aşıları oluncaya kadar. Sağ ol Yakup. Vilayete gidilecek denince basbayağı korktuydum. Ama artık içim rahat. Sen varsın.
Kalk. Kalk hadi. Hadi Mustafa.